Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 110 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Türk Ocakları, 46. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirdi. Resim Heykel Müzesi'nin bulunduğu tarihi Türk Ocağı binasında gerçekleşen kurultaya, yurdun dört bir yanından delegelerle birlikte Türk dünyasından temsilciler katıldı. 46. Olağanüstü Kurultayımıza hoş geldiniz. Tarihe sürgün etmek istedikleri bir dönemde Türk milletini kurtarmak, milli varlığı ayağa kaldırmak... Sivil toplum kuruluşu, gönüllü kuruluşu ne diyecekseniz adına olan Türk Ocakları bugün... Bu yıl 110. yaşında. Türk milleti kadim ve köklü bir medeniyete sahip bir millet. Bu milletin tarihte kurduğu en büyük devletlerden biri olan, en büyük hanedan devleti olan Osmanlı Devleti 19. yüzyılda sarsılmaya başladı ve onun kuruluşuna, kurtuluşuna çeşitli çareler arandı. Osmanlı Birliği dendi. Osmanlık şuuruyla acaba bu insanları bir arada tutabilir miyiz? Bu hiçbir şeye yaramadı. 19. yüzyılın başlarında Yunanlıların, Sırpların ayrılıkçı hareketleriyle önce gayrimüslimler arasında, sonra da bir takım Müslüman unsurlar arasında bu faaliyetler arttı. İslam Birliği siyasetiyle İslam dünyası üzerinde o dönemin emperyalist devletlerine karşı bir güç dengesi kurmak için çabalar oldu. Bunlar kısmen belki faydalı oldu ama netice itibariyle Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde bütün bunların sadre şifa olmadığı ortaya çıktı. İşte bu süreçte 19. yüzyılda kültürel alanda başlayarak İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetçilik fikir hayatında çok önemli bir akım, Türkçülük akımı, Türk milliyetçiliği akımı ortaya çıktı. İşte Türk Ocakları bu çerçevede kurulmuştur. Türk Ocakları'nın bu çerçevede kurulmasında o dönemin Türk dünyasından, işte burada kurucuları görüyoruz, Azerbaycan'dan, o zamanki Rusya toprakları, bugün de hala Rusya Federasyonu içinde yer alan topraklar, bağımsız Türk devletlerinin topraklarından aydınlarımız ve Türkiye topraklarından aydınlarımız ve dönemin başta askeri tıbbiyeliler olmak üzere gençlerinin ön ayak olmasıyla kurulmuştur. Türk Ocakları 1911'de 190 askeri tıbbiye öğrencisinin girişimiyle başlayan bir hareket biliyorsunuz. Sonra bu hareket milliyetçi aydınların katılımıyla hukuki bir zemine oturdu ve bir yıl sonra 25 Mart 2012'de Türk Ocakları kuruldu. Ancak bir sene kadar beklenen aktiviteyi göstermedi. Ta ki 1913'te tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan Balkan faciası yaşandığı zaman toplum adeta tir deyip kendine dönme vaziyetini Bilgi Kağan'ın yerine getirdi. Bu süreç hem Türk Ocakları'nda bir atılım yapma vesilesi oldu, hem bütün Türk aleminde ve Türkiye içerisinde milli ruhun tekrar ortaya çıkmasında ve milliyetçiliğin zaruret olduğunun düşünülmesinde bir zemin hazırladı. Yani bir başka ifadeyle Ziya Gökalp'in bilhassa ortaya koyduğu mefküre ideali, mefküre kavramı sosyolojik ve psikolojik şartlarını Balkan Savaşı arifesi, Balkan Savaşı sırasında yaşadı. Bunun yanı sıra Türk Ocağı Genel Başkanlığı'na o yıl 1913'te Hamdullah Sufi Bey'in gelmiş olması, onun son derece teşkilatçı, aktif, çok iyi bir hatip olması, Türk Ocağı'nın büyük atılım yapmasını ve milli mücadelenin fikri ve felsefi zemininin hazırlanmasına vesile oldu. Şimdi o günlerden bugüne 110 yıl geçti. Dünyada pek çok değişimler yaşandı. Dengeler değişti. Ama değişmeyen iki şey var. Bir tanesi Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, jeopolitik ortam bizim millet olarak her zaman dikkatli ve uyanık olmamızı, milli ruhun, milli heyecanın her zaman en üst seviyelerde yaşanmasını zaruri kılıyor. Genel Başkan Profesör Doktor Mehmet Öz, kurultaya katılan delegelerin tamamının oyunu alarak ikinci defa genel başkanlığa seçildi.
Yoğun katılımın yaşandığı kurultay öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu katılımcılara mini konser sundu. Tekrar hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Ne mutlu tüm dinleyene diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 110. yılında Türk Ocakları'nın kuruluşu gurur verici bir durum. Tarihi binamızda 46. kurultayın yapılışı bizleri daha çok mutlu ve huzurlu etti. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Türk dünyası bir çatı altında toplanır ve bu kongremiz de buna vesile olur diyorum. Herkese saygılar, selamlar. Türk Ocakları Türk milletinin ruhudur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının hemen öncesindeki sıkıntılı dönemde kurulan bir ocak 110 yıldır millete ruh veriyor. Ve yaşadığımız hadiseler ocağın fikrinin 100 yıldır, bir asırdır ne kadar yapıcı ve milletimiz için ön alıcı olduğunu gösterdi. Ocağın fikirleri bir edebiyat akımı doğurdu, milli edebiyat akımı. Ocağın fikirleri bugün Türk dünyasında dalga dalga yayılıyor. Kurumlara dönüştü. Kültür Bakanlıklarının ortak kurumları var. Parlamentoların arasında Türk dünyasında birlik var. Devlet başkanlarının arasında birlikler oluşuyor. Bunların hepsini Türk Ocağı'nın bu 100 yıllık faaliyetinin neticeleri olarak görmek lazım. O meşhur söz hatırlatmak icap eder. Doğru zamanda söylenmiş fikir kadar güçlü hiçbir şey yoktur. Ocağın fikri 100 yıl önce de bu gücünü ve enerjisini koruyordu. Türk milletinin bu fikre bugün de ihtiyacı var. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda son derece önemli fonksiyonu olan bir kuruluş bu. 110. yılını kutluyor. Şu an Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar köklü bir sivil toplum örgütü henüz yok. Zaten bundan sonra olması mümkün değil. Çünkü biz dünyada son Türk oluncaya kadar ocağımızın da yaşayacağı inancı ve gayreti içindeyiz. Bu yüzden bu bizim için son derece önemli. Daha çok 110'lar yaşayacağız. Ve bu Türk Ocakları'nın ilmi gücüyle, vicdani gücüyle, gayretleriyle olacak. Bizim en büyük özelliğimiz siyasetten uzak, menfaatlerden uzak, herhangi kimseye bağlı olmadan tamamen milletimizin ve devletimizin güvenliği ve geleceği için çalışan gönüllülük prensipleri üzerinden devam ettiği için olacaktır bu. Menfaatin olmadığı yerde, bu gönüllülükle devam eden yerde kuruluşumuzun sonsuza kadar devam edeceğine inancı içindeyiz biz de. Bu son derece önemli. Menfaatin bittiği yerde çünkü kuruluşlar da biter. Bunu bütün dünyada görüyoruz. Partilerin, derneklerin menfaatler bittiği zaman ortadan dağıldığını, yok olduğunu, yenilerine evrildiğini görüyoruz. Türkiye tarihi içinde de bu çok sık olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada böyle bir şey olmuş olmaması bizim ne kadar sağlam temellerle kurulduğumuzu ve devam edeceğimizin de bir ispatıdır. Teşekkür ediyoruz. Nice senelere diliyoruz. İnşallah efendim. Biz de öyle. Sadece Türkiye için değil, içeride de gördünüz. Türk dünyasından gelen temsilcilerimiz de var. Onlarla beraber bütün dünyadaki Türkleri temsil eden bir ocak, bir merkez olarak devam edeceğine inanıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten tarihi bir gündü. Tarihi bir yerdeyiz. Eski binası, tarihi bir şey. Gururla yani bu işe katıldık. Türk Ocakları bütün Türklerin yani barabarlık bir kuruluşudur. Yardımsal bir kuruluşudur. Yani biz Irak Türkmenler olarak gerçekten bize çok destek ve yardımda bulmaktadırlar. Arkadaşlara dedim ki Türk Ocakları yani kurumu gerçekten Türklerin en önemli bir kurumudur. Çünkü sloganları Türkleri barabarlık bir yere toplamaktır. Telefonda bildiğiniz gibi biz kurum olarak her şeyi yapmak. Özellikle biz Türk dili eğitimine çok önem veriyor. Hani geçenlerde Türk Ocakları bir kampanya yaptı. Allah razı olsun. Biz gibi telefon dayış altında 2014'ten beri yani biz şehri terk etmek zorunda kaldık. Türk Ocakları bize ellerini uzattı. Her şeyde yardımcı oldu.
Ya göçmenlerimiz burada, Türkiye'de sıkıntılarımız olsun, ya orada olsun. Özellikle bizim eğitim meselesinde geçen aylarda bir kampanya yaptı Türk çocukları. Eğitim Türk diline çok önem veriyorlar. Orada biz Türk dillerine, okullarımıza türlü türlü yardımlar gönderdiler. Ve Allah razı olsun, bu Türk eğitiminin yani bütün dünyaya yayılmaktadır. Türk Ocakları kuruluşundan itibaren, Cumhuriyet'ten önce kurulmuş ve Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde Atatürk ile birlikte hareket etmiş. Kurtuluş Savaşı'nda her türlü desteği sağlamış. Kongrelerin oluşmasında o bölgelerde altyapıyı hazırlamış. Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütüdür. Çok şükür bugün 110. yılında o 46. olağan genel kurulunu yapıyor. Mutluyuz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Efendim 100 yılı aşkın geçmişi olan bir sivil toplum kuruluşunun 1912'de kurulmuş olan Osmanlı son döneminin bu tarihi şartları içerisinde ki sosyal, siyasal, kültürel ve devletin son dönemindeki dış gelişmeler ve müdahaleler ve özellikle Balkan savaşlarının tesir altında teşkilatlanmış olan Türk Ocakları 1912 yılından itibaren 110. yılında 46. olağan genel kurulunu yapıyor. Bu 110 yıl içerisinde Türk milletinin, Türk Anadolu coğrafyasının, efendim Türk dünyasının, Türk coğrafyasının çeşitli problemlerine çözümler üretmek, tespitler yapmak, sesini duyurmak, kimsesizlerin kimsesiz olmak uğrunda daimi bir faaliyet yürütüyor. Bugün de efendim görüyoruz, kurultayda da açılış konuşmasında Sayın Genel Başkanımız bu süreçleri ve gelişmeleri bizlerle paylaştı. Yoluna devam ediyor. Türk Ocağı romanını yazmış olmama rağmen ilk defa Türk Ocağı kurultayına geliyorum. Bilhassa gelmek istedim çünkü tarihi binadayız, onu görmek istedim. İlk defa görüyorum, binanın dışarıdan hep görmüştüm. Ama içine ilk defa giriyorum. Hatta ana kapıdan girerken besmele çektim ilk girişim olduğu için. Heyecanlıyım. Böyle bir binada bulunmanın heyecanı içerisindeyim. Ben buraya Türk Ocakları'nın sarayı diyorum. Bu saraya artık yerleşelim. Türk Ocakları bildiğiniz gibi Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu. Cumhuriyet'in öncesine mazisi dayanan en köklü sivil toplum kuruluşu. 1912'deki ilk kurultayından bu yana 46.sını bu yıl gerçekleştiriyoruz. Tabii 46. kurultayımızın bir önemli özelliği de kuruluşumuzun 110. yıl dönümüne isabet etmesi. O 1912'deki ruhla ve heyecanla delegeler Türk Ocakları'nın bu 1927'de hizmete açılan tarihi binasında bu kurultayı gerçekleştirmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyorlar. Bu mutluluk, bu gurur hepimizin. İnşallah Türk Ocakları nice 110 yılları yine bu tarihi binasında idrak eder ve bu ocak ateşi harlanarak alttan gelen genç nesillerle ebediyete kadar tütmeye devam eder. Türk Ocakları'nın 46. Büyük Türk Kurultayında iştirak etmekten çok memnunum, gururluyum ve aynı zamanda heyecanlıyım. Çünkü eski Türk Ocağı binasında bu kurultay keçirilir ve o kurultayda iştirak etmek benim için hayatımda en önemli hadiselerden, olaylardan biri. Bu binada Ahmet Bey oğlu Mehmet Emin Yurdaqul, Yusuf Akçura gezmiş ve ben böyle bakıyorum ki nerede bunlar bulunmuşlar, nerede nerdivanlar nasıl çıkmışlar ve Türk dünyasının birliği açısından onların bakışı nasıl olur ve tabii ki onların arzuladığı, hayal kurdukları gün bugün ve artık Türk dünyasının birliği yolunda Türk Ocaklarının 110 yıl vermiş olduğu emeğin parlak bir neticesini biz görüyoruz ve o bakımdan burada heyecanlı olmamak mümkünsüz. Ve düşünürüm ki Türk Ocağı'nın hele göreceği işler çok öndedir. Ve Azerbaycan Türk Ocağı olarak da biz bu Türk Ocağı ailesine katıldık. 1918-20. Yıllarda Azerbaycan'da faaliyet göstermiş, çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına diyen
Türk dünyasının büyük şairi Ahmet Cavad məhz Azərbaycan Türk Ocağının əsas qurucuları sırasında 1918-ci ildə yer almışdı və Ahmet Cavad həmin dönemlerdə 1918-ci ilin Azərbaycan qəzetində yazıyordu. Biz Azərbaycanda Türk Ocağının kurulmağını dört gözlə bəkləyirik. Və 1918-ci ilda təbii ki Ekim ayının 6-sında Türk Ocağı fəaliyyətə başladı. Ancaq maalesef ömrü çox uzun olmadı. Sovet Rusiyasının baskısı üzərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz müstəqilliyini itirdikdən sonra Türk Ocağı da fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Biz 100 ildən sonra artık Azərbaycanda Türk Ocağını bərpa etdik. Türk Ocağı Genel Mərkəzi İstanbul Türk Ocağının qatqıları və təmsilçilik haqqı aynı zamanda Azərbaycan Ədliyyə Bakanlığının rəsmi onaylanması ilə yəni Azərbaycan Türk Ocağı bərpa olundu. Və bugün də burada Azərbaycan Türk Ocağını, o ocağın təmsilçisi olaraq iştirakımdan çox məmnunam. Və burada bir büyük, gözəl bir ruh var, milli ruh var. Türk Ocağının əsas amacı milli ruhu diri tutmaq, sağlam tutmaq və gələcəyə götürməkdir. Həm də yəni burada ən önəmli cəhətlərdən biri ondan ibarət ki, sağımızda, solumuzda hep Türk gəncliyi. Yəni burada onların burada olması və ocağa katkıda bulunmaları Türk millətinin gələcəyi baxımından çox önəmli və Türk ocaqlarımızın fəaliyyəti baxımından çox önəmli. Ocağımız hep gür yansın, hər yerdə, dünyanın neresinde bir Türk varsa, Azərbaycan Türk ocağı, ümumiyyətlə, Türk ocaqları orada. Çok teşekkür ediyoruz. Nice 100 senelere diliyoruz. Bu arada Türk Birliği'nin oluşmasının neler ortaya çıkarttığını Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda gördük. Tarihi kentimiz, kültür başkentimiz Şusa'da özgürlüğüne kavuştu. Onlarla da ilgili bir şeyler söylemek isterseniz. Evet, bu 44 günlük savaşta, savaş Türk dünyasının ortak bir zaferi. 1918-ci yılda Kafkas İslam ordusu nasıl Azerbaycan'ın arazi bütövlüyü için çarpıştısa, məhz Vatan Savaşı'nda biz bunları tekrarın tarixen gördük ve yaşadık. Ve Türk dünyasının birliği, gücü hep yani zəfərə köklənmiş. Ve artık dünyanın en güclü devletleri karşısında bile Türk birliğinin gücünün ne kadar etkili olduğunu biz Qarabağ zəfərində gördük. 44 günlük zəfərdə gördük. Ve tabii ki bu zəfər Türk dünyasının ortak bir zəfəri ve o zəfərin Türk dünyasının birliği için ne derecede önemli olduğunu hepimiz çok güzel biliriz. Elbette yani bu zafer bize yeni zaferler getirecek. Türk dünyasının sağlam şekilde birliğini biz ard arda yakın zamanlarda göreceğiz. Tamam hocam, çekiyorum. Hadi çek arkadaşlar.